Değerli anacığım, değerli babacığım, değerli kardeşlerim, kızlarım, hepsi buradalar. Bu parti kurulduğu günden itibaren, daha önce Refah Partisi döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman il başkanıydı. Ve biz o dönemde gençlik kolları il başkanlığı görevinde bulunduk ve bu salonlarda ağırlama şerefine nail olmuştuk kendisini. Daha sonra Fazilet Partisi'nde gene il başkan yardımcısı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın o hem belediye başkanlığı hem de çileli hapis yıllarında gene de... Yeni Türkiye'nin ayak sesidir. Bu ses yeniden doğuşun bir bestesidir. Bu ses kutlu kardeşliğin ifadesidir. Yedi iklim dört kucağa, dört yana selam. Vatana selam, cihana selam. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'ya selam. Vatana selam, cihana selam. Bu ses yankısıdır kadim medeniyetin. Yesevi'den Pir Sultan'a halis niyetin. Bu ses tercümanı bütün insaniyetin. Yedi iklim dört kucağa, dört yana selam. Vatana selam, cihana selam. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'ya selam. Vatana selam,
cihana selam. Bu ses Yunus'un Yavuz'un hatırasıdır. Bu ses mübarek ecdadın bir mirasıdır. Bu ses aziz bir milletin haykırmasıdır. Yedi iklim dört kucağa, dört yana selam. Vatana selam, cihana selam. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'ya selam. Vatana selam, cihana selam. Bu ses Arakan, Somali, Gazze'nin sesi. Balkanlardan Türkistan'a sarar herkesi. Bu ses mazlumun, mağdurun derin nefesi. Yedi iklim dört kucağa, dört yana selam. Vatana selam, cihana selam. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'ya selam. Vatana selam, cihana selam. Doğu batı, kuzey güney, dört yana selam. Vatana selam, cihana selam. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'ya selam. Vatana selam, cihana selam. Yedi iklim dört kucağa, dört yana selam. Vatana selam, cihana selam. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'ya selam. Vatana selam, cihana selam. Sevdamız Türkiye, işte budur farkımız. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü Lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Kardeşlik yolu, tek sevdamız Türkiye. Rengimiz Anadolu, tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü Lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli gençler, birazdan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kongreye girmeden evvel sizlere selam verecek. Şu anda bulunan meydanın dışında bulunan tüm konuklarımızın, hemşehrilerimizin alana doğru giriş yapmalarını önemle rica ediyoruz lütfen. Şimdi şöyle bütün bayrakları bir görebilir miyiz rica etsek? Bütün bayrakları görmek istiyoruz lütfen. Ey maşallah Çorum, şimdi bayrakları bir indirelim rica ediyoruz. Evet, bütün bayrakları indirelim. Şimdi şöyle bütün elleri görebilir miyiz lütfen? Sadece eller. O ak, pak, tertemiz elleri görmek istiyoruz lütfen. Arka taraf, bütün eller. Ey maşallah Çorum. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Yüksek sesle bana eşlik eder misiniz lütfen?
hiçbir kula. Meyletmedik sağa sola. Baş koymuşuz aynı yola. Kavgan kavgamızdır bizim. Göğsümüzü gere gere. Yürüyoruz aynı yere. Fırsat verme zalimlere. Davan davamızdır bizim. Güneş gibi doğdukça sen. Kalbimize değdikçe sen. Hakka boyun eğdikçe sen. Sevdan sevdamızdır bizim. Kavgan kavgamızdır bizim. Davan davamızdır bizim. Teşekkürler Çorum. Bütün bayrakları görelim lütfen. Susmayan, tarafsız kalmayan, mazlumun yanında daima gür sesle haykıran lider geliyor. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Biz biz ayrı gayrı yok bizde. Çünkü biz AK Parti'yiz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Vakit tamam, hazır mıyız Çorum? İşte o geliyor. Yüreğinde millet sevdasıyla gece gündüz durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışan lider geliyor. İstiklalimizin savunucusu geliyor. İstikbalimizin koruyucusu geliyor. İşte Anadolu'nun yiğit evladı, milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Her şey Türkiye için. İşte millet, işte millet ve sevdalı lider. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.
Çorum. Çorum bugün bir başkasın. Evet. Hanım kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. Sevgili gençler. Sizleri bu anlamlı buluşmada 6. olağan kongremizde en kalbi duygularla selamlıyorum. Kardeşlerim, bugün bu hava şartlarına rağmen burada sımsıcak bir hava oluşturdunuz. Bu gönüllerinizin sıcaklığını hissediyorum. Ve sizler inanıyorum ki bu uzun yolculukta bugüne kadar yiğidin harman olduğu yerde bizi yalnız bırakmadınız. İnanıyorum ki bundan sonra da bırakmayacaksınız. Biliyorsunuz bu yola çıkarken ne diyorduk? Hep beraber. Kardeşlerim, yol olun, varlık olun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya diyorduk. Bugün Afrin'e çıkarken böyle söylüyoruz. Ne diyoruz? Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Bak, 9. gün kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim? 484. İnşallah biraz sonra bu sayıra tepesini de düşüreceğiz dedi. Ve bütün bu zor şartlara rağmen Mehmet'imiz yürüyor. Ve yürümeye devam ediyor. Ya ben karşımda Ferhatları görüyorum. Ferhat'a dağ dayanır mı? Ferhat nasıl dağları delerek Şirin'e kavuştuysa bizim Mehmet'imiz de şu anda dağları delerek evelallah maksadına ulaşmanın şu anda imtihanını veriyor. Bunlar zannediyorlardı ki Türk'ün evladı bu 5 paralık teröristlerle, bu affedersin alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki bu PKK'sı, DAEŞ'i, FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Daha bu iyi günleri. Daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Zira bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Ve şu anda Afrin'de devam eden bu mücadele, evet, İdlib'le sürecek. Orada da mazlum, mağdur insanlarımız var.
o Halep'ten kaçmak zorunda kalan mazlumlar var, mağdurlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak, Azrez'dekiler Mehmetçik geldi diyorlar. Azrez şu anda huzura kavuştu. Cerablus kavuştuğu gibi, Rai kavuştuğu gibi, Elbap kavuştuğu gibi. İnşallah şimdi oralarında inşa ve ihyası sürecek. Onları da halledeceğiz. Niye? Benim karşımda bu milletin bu asil evlatları, Çorum'un yiğit evlatları, 80 milyon Türk evladı oldukça biz bu işleri aşarız. Aşar mıyız? Aşar mıyız? Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Tek millet. Sesiniz çok az çıkıyor. Üşüdünüz galiba. Tek millet. Türküyle. Kürdüyle. Arabıyla. Lazıyla. Çerkeziyle. Gürcüsüyle. Romanıyla. Boşnağıyla. Arnavutuyla. 80 milyon tek millet. Tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğini görüyor musun? Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. 3 tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Öyle mi? Böldürmeyiz. Çıkmışlar, işte şurayı şöyle böleceğiz, burayı böyle böleceğiz. Neyi bölüyorsunuz ya? Böyle bir şey yaptığınız zaman Gabar'da ne olduk? F-16 olduk. Cudi'de ne olduk? F-16 olduk. Tendürek'te ne olduk? F-16 olduk. Bester Deresi'nde ne olduk? F-16 olduk. Tank olduk, top olduk, bitirdik. Ve inlerine girdik, inlerine. O televizyonlarda gördünüz değil mi? F-16'larımız onların inlerine nasıl giriyor? Nasıl bombaları oraya bırakıyor, gördünüz. Evelallah. Mehmetçiğimiz, pilotumuzla, her şeyimizle bu yoldayız. Ve 4 tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Nereden çıktı ya? Paralel devlet. Terbiyesiz bu. Ne işin var senin o zaman Pensilvanya'da? Ha, demek ki bunun paralel devleti Pensilvanya'da. Orada kurmuş. Buna bir 400 dönüm arazi vermişler. Orada işi idare ediyor. Villalar millalar orada. Bir kısmı batıda. Nereye kaçarsanız kaçın, arkanızdayız, kovalıyoruz sizi. Fakat Çorumlu kardeşlerim, size de sesleniyorum. İçinizde varsa bu FETÖ'cüler, bunları yetkili mercilerimize, emniyet teşkilatına, valiliklere bildirin. Bildirin. Bunlar ümmeti böldüler. Parçaladılar. Onun için bunları gördüğümüz yerde hemen yargı, savcılık bildirin. Zira bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hala kendilerine göre beddua seansları yapıyorlar. Sizden zaten başka bir şey olmaz.
Bugüne kadar yaptığınız beddualar tutmadı. Tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslümanın duasını kabul eder. Müslüman sıradan bir insan değildir. Ne buyuruyor sevgili peygamberimiz? El müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedi. Müslüman o kimsedir ki diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden salimdir, emindir. Olay bu. Onun için biz dik duralım. Biz birbirimize inanalım. Güvenelim. Öyleyse ne yapacağız? Hep beraber. Arka taraf duyuyor mu? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah. Kalın sağlıcakla. Allah yar yardımcımız olsun. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şöyle bütün bayrakları görebilir miyiz lütfen? Cumhurbaşkanımıza ses olmaya hazır mıyız sorum? Nefes olmaya hazır mıyız? Birlikte yol yürümeye hazır mıyız? Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız? Teşekkürler Çorum. Bugün 15 Temmuz şehitlerimizin içerisinde partimize kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş Çorum'un kahramanı Erol Olçak ve Abdullah Tayyip Olçak kardeşimize, tüm diğer şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, ülkemizin güvenliği için hayatını feda eden, bugün Zeytin Dalı operasyonuyla Afrin'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden, terör unsurlarına karşı mücadele eden tüm aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah hepsinin şehadetini kabul etsin. Bizleri de onların şefaatlerine nail eylesin. Değerli kardeşlerim, gerek 15 Temmuz'da, gerekse Afrin operasyonunda, Zeytin Dalı operasyonunda yaralanan tüm gazilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ve bugün kongremizde görevini devredecek olan yönetim kurulu üyelerimize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni görev alacak olan arkadaşlarımızı da tebrik ediyor. Daha nice başarılı çalışmalara imza atacaklarını tahmin ediyor. Bu uğurdaki başarılarınızı şimdiden kutluyorum. Tüm Çorumluları, burada bulunan tüm isimsiz kahramanları bir kez daha kutlarken, biraz sonra Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız salonumuza teşrif edecekler. Çorum'u, Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere hazır mısınız diye sormak istiyorum.
bütün Çorum Teşkilatı, ana kademesi, kadın kolları, gençlik kolları ve tüm delegelerimiz hazır mıyız? Evet, inanıyorum ki bundan önce nasıl ki tarih yazdıysanız, bugün bir kez daha genel başkanımızın huzurunda tarih yazmak suretiyle yeniden Çorum'da 2019 seçimleri için kapı kapı dolaşmak suretiyle, elini sıkmadık seçmen kalmamak suretiyle, hiç kimseyi ötekileştirmeden davamızı tüm insanlara anlatmak için bu mücadeleye hazır olduğunuzu ümit ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Aşkı dolu özümüz, Türkiye kan.
lütfen bütün bayraklar. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır mıyız Çorum? Hazır mıyız? Bayraklarımızı indirmiyoruz lütfen. Vakit tamam, hazır mıyız Çorum? O geliyor. Yüreğinde millet sevdasıyla gece gündüz çalışan lider geliyor. Milletimizin onuru geliyor. Ülkemizin gururu geliyor. İstiklalimizin savunucusu geliyor. İstikbalimizin koruyucusu geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte teşkilat, işte lider, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sevgili Çorumlular, AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, değerli dava arkadaşlarımızın, değerli dava arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Çorum'un tüm köylerindeki, tüm ilçelerindeki, özellikle kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Dokuz aylık kısa bir aranın ardından ilk kongremiz vesilesiyle Çorum'da olmaktan, sizlerle hasbihal etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şu anda dışarıda salonun içinden 3 kat daha fazla Çorumlu kardeşlerim vardı. Onları selamlamadan yapamazdık. Onları selamladık, şimdi sizinle beraberiz. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle bağrına basan tüm Çorumlu vatandaşlarıma, şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Kardeşlerim, sözlerimin hemen başında kendi şehrinde aziz dostum, yol ve dava arkadaşım, yiğit insan Erol Olçoğ ve onun ciğerparesi Abdullah Tayyip'i rahmetle yad ediyorum. Ve
Onlar 15 Temmuz gecesi mesele vatansa gerisi teferruattır diyerek bir ok gibi ileri atıldılar. 251 şehidi 15 Temmuz'da verdik. Şimdi de Afrin'de 20 kadar gerek Mehmetçik gerekse Özgür Suriye ordusu olmak üzere şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimizin ruhları için El Fatiha. İnşallah Afrin için komuta merkezinden biliyorsunuz gittim, ziyaret ettim. İhtiyacımız var dendiği zaman önce ben, ondan sonra da siz benimle beraber olacaksınız. Biz şu terbiyeyle yetiştik. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Böyle yetiştik. Kardeşlerim, ihanetin karabasan gibi ülkemizin üzerine çöktü. O meşhum gecede baba oğul şehadete yürüyerek nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanını baba evlat yazdılar. Bu kardeşlerimiz tüm şehitlerimiz gibi canlarını feda etmekten çekinmeyerek vatanı bir kez daha bize emanet ettiler. Eyvallah. Eyvallah. Allah bizden yanadır. Bunu Allahsızlar anlamaz. Bunu imansızlar anlamaz. Bunu Çalık Camii'ni bombalayanlar anlamaz. Ama burada bu topluluk bunu ruhuna sindirmiştir. Şimdi geliyorum. Anadolu'nun manevi mimarı Yunus Emre'nin ifadesiyle geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim. Göynür özüm yiğit iken ölenlere göv ekini biçmiş gibi. Evet. Üzerinden. Gençler, ben de sizin yanınızdayım ya. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, göğ ekin biçmiş gibi toprağa düşen yiğitlerin sızısı yüreklerimizden gitmiyor. Zamanla içimizdeki yaralar kabuk bağlasa da kaybettiklerimizin yeri asla
dolmuyor. Yüce Rabbimizin şu müjdesi var ya, bizim en büyük teselli kaynağımızdır. Estaizu billah, bismillah. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi envat, bel ahya'un ve lakin la teş'urun ila ahiril ayet. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlamazsınız, lakin siz bilmezsiniz. Burada müjdelendiği gibi biz şehitlerimizin diri olduğuna, tüm günahlarının affedildiğine, Resul-i Ekrem Efendimizle komşu olduklarına inanıyoruz. Rabbim bizleri de onlarla birlikte haşretsin diyoruz. Kardeşlerim, şehitlerimizin mübarek kanlarını döken hainlerin de hem bu dünyada hem de öteki dünyada zelil olacağını biliyoruz. İşte bu sabah itibariyle komutanımızla görüştüm ve şu an itibariyle bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. 484. Devam ediyor. İnşallah Buseyra tepesi de düşmek üzere. Orası da alındığı andan itibaren inşallah çok daha emin bir şekilde yola devam. Durmak yok. Bak, Azzez'de şu anda adeta huzur var. Güneyden aynı şekilde kuzeye taarruzlar devam ediyor. Ve bu karda kışta Mehmet'imiz Özgür Suriye ordusuyla beraber yola devam ediyor. Milletimiz müsterih olsun. Bu devlet büyük bir devlettir. Bu asker büyük bir askerdir. Güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur. Dolayısıyla bu milletin eşinden doğmuş olan böyle bir orduyla yolumuza devam ediyoruz. Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı da merhametli bir devlettir, merhametli bir millettir, bu böyle bilinmeli. 15 Temmuz gecesi milletimizin öz evlatlarını katleden, yaralayan FETÖ'cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını hukuk önünde sonuna kadar soracağız. Yurt dışına kaçanlar da kurtulduklarını sanmasınlar. Onlar için de adalet eninde sonunda muhakkak tecelli edecek. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditleri tamamen ortadan kalkana kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Şehitler diyarı Çorum'dan vatanımız, bağımsızlığımız ve istikbalimiz için canlarını içe sayan tüm kahramanlarımıza bir kez daha Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine de sabırlar diliyorum. Gazilerimizden tedavisi sürenlere Rabbimden acil şifalar, diğerlerine de sağlık, afiyet ve uzun ömürler temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim.
Maşallah. Maşallah. Bugün Çorum'da hem ilk kongremizi gerçekleştirmek hem de sizlere 16 Nisan'daki tarihi desteğiniz sebebiyle teşekkür etmek için bulunuyoruz. Gençler, gençler, kadın kolları sizden daha ileri. Evelallah, şunu unutmayın. Şunu unutmayın. Beşer planında biz sadece ve sadece bugüne kadar eğilmedik. Sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdedeyiz. On altı Nisan halk oylamasından 6 gün önce Çorum'a gelmiş, Abide Meydanı'nı dolduran on binlerce kardeşimizden hatırlayın, söz almıştık. Türkiye'nin yeni bir hükümet sistemine geçtiği o tarihi oylamada Çorum bir kez daha kendine yakışanı yaptı. Bize verdiği sözü yerine getirdi. Çorumlu vatandaşlarım, kardeşlerim, 16 Nisan halk oylamasında %64,5 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde bir oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet dedi. Ahde vefa gösteren, demokrasiye, milli iradeye, geleceğine sahip çıkan tüm Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. %83'lük oy oranlarıyla Türkiye'de ilçeler arasında ilk yüze giren Boğazkale'ye, Uğurludağ'a, Bayat'a özellikle teşekkür ediyorum. Yüce Mevla muhabbetimizi, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Alaca, hadi bakalım yarışa. İnşallah 2019 seçimlerinde Çorum'dan daha iyi bir tablo bekliyoruz. Çorum bunu yapar mı? Çorum bunu başarır mı? Türkiye'nin gelecek yüzyılının şekilleneceği bu tarihi seçimlerde Çorumlu kardeşlerim başkalarıyla değil, inşallah kendisiyle yarışacak. 16 yıldır demokrasinin, özgürlüklerin ve AK Parti'nin kalesi olan Çorum, Allah'ın izniyle 2019'da yine tarih yazacak, destan yazacak. Sizlerle gurur duyuyoruz. Önce mali idareler seçimlerinde, ardından Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sizlerin demokrasi sancağını çok daha yükseklere taşıyacağınıza inanıyorum. AK Parti Çorum İl Kongresi'nin bu yönde atılmış tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz kongrelerimizde sadece şehrimizi
2019'da taşıyacak kadroları belirlemiyoruz. Kardeşlerim, aynı zamanda bu kongreler vasıtasıyla ahitlerimizi yeniliyor, dava ve yol arkadaşlığımızı perçinliyoruz. Kongrelerimiz vesilesiyle hem teşkilat mensuplarımızla istişare ediyor, hem de milletimizle ruberu, yüz yüze görüşme, dertleşme imkanı buluyoruz. Bugüne kadar çoğuna bizzat katıldığım 42 il kongremizi gerçekleştirdik. Allah'a şükürler olsun. Her kongremiz bir demokrasi şöleni içerisinde büyük bir coşkuyla kardeşlik ve uhuvvet ikliminde icra edildi. Çorum İl Kongresi'nin de şehrimiz için, ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Çorum teşkilatlarımızda vazife üstlenmiş tüm dava arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Bugün görevi devreden dava arkadaşlarıma, ülkem ve partim adına minnettarlığımızı belirtiyor, yeni sorumluluk üstlenecek kardeşlerime de Yüce Mevla'dan muvaffakiyetler temenni ediyorum. Şimdi salondakiler başta olmak üzere AK Parti teşkilatımızın tempolarını artırarak şimdiden 2019 seçimlerine hazırlanacağına inanıyorum. Fakat buradan soruyorum. Şöyle ana kademe bir ayağa kalksın bakalım. Ana kademe. Çorum'un ana kademesini söylüyorum, Samsun'un değil. Çorum ana kademe, şöyle bir ayağa kalksın. 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Hanımlar, 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Güzel. Gençler, 2019 için üniversite, lise kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Maşallah, barekallah. Şüphesiz çaba bizden, takdir Allah'tandır. Kardeşlerim, bizim mesuliyetimiz ulaşılmadık tek bir seçmen, kapısı çalınmadık tek bir hane bırakmadan çalışmak, gayret göstermektir. İnşallah tıpkı diğer seçimlerde olduğu gibi 2019 yılındaki tarihi seçimlerde de ülkemizi refaha, huzura ve istikrara kavuşturacağımıza inanıyorum. Kardeşlerim, bakınız. Gençler, bunu iyi dinleyin. Bunu öğrenmenizde çok büyük fayda var. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne buyuruyor?
burayı iyi dinleyin. Kızlar, hanımlar burayı iyi dinleyin. Mevlana ne buyuruyor? Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. Bitmedi. Ruh ne durur ne de unutur. İşte biz de Çorum'u böyle seviyoruz. Anlaştık mı Çorum? Ruhumuzla seviyoruz. Çorum'un müteşebbis insanlarını, ülkesine, milletine, bayrağına, ezanına sevdalı insanlarını ruhumuzla seviyoruz. Unutmayın, aşkına çalışan yorulmaz diyerek sizlerin desteğine, sizlerin güvenine mazhar olmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. 2002'den beri şehirlerimiz arasında, vatandaşlarımız arasında asla ayrım yapmadık. Yapılmasına da müsaade etmedik. Bizim nazarımızda hiçbir şehrimiz ikinci sınıf değildir. Üvey evlat asla değildir. 81 vilayetin tamamı, 80 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde birinci sınıftır. En iyi, en kaliteli hizmete layıktır. Bu anlayışla 15 yılda Çorum'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 12 milyar liralık yatırım yaptık. Bu ne demek? 12 katrilyon liralık yatırım yaptık. Çorum'u Hitit Üniversitesi ile buluşturduk. Üniversitemizin bugün öğrenci sayısı ne oldu? 16 bin. Bizden önce Çorumlu kardeşlerim en basit ameliyatlar için nereye gidiyordu? Ankara'ya veya İstanbul'a. Çorum'daki sağlık hizmetleri maalesef ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi yetersizdi. Biz inşa ettiğimiz 7 hastane ve 4 sağlık ocağıyla bu sıkıntıyı da önemli ölçüde ne yaptık? Çözdük. Nasıl çözdük? Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 155 bin metrekarelik kapalı alanı, 1600 araçlık otoparkı ve 800 yatağıyla bölgenin en modern sağlık kuruluşlarından biri oldu. Bu hastaneyle hem şehit Erol kardeşime vefa borcumuzu bir nebze ödemiş olduk, hem de Çorum'a şehir hastanesi konforunda bir sağlık tesisi kazandık. Elbette ilçelerimizde imal etmedik. 100 yataklı İskilip Devlet Hastanesi ile birlikte 5 adet sağlık yatırımımızın yapımı devam ediyor. İskilip ve Bayat Devlet Hastanelerinin inşaatlarının planlanandan çok daha uzun sürdüğünü biliyorum. Haklısınız. İnşallah aksaklıkları bir an önce giderip bu hastanelerin kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız. Sayın Bakan. Bir dakika. Bir dakika. Sağlık Bakanımdan bir şey duyacağız. Bir dakika. İskilip. Bayat. İnşallah fazla kalmadı. Şu anda donanımlarını İskilip'in alıyoruz dediler. Bayat'ı da inşallah kısa sürede tamamlayacağız diyorlar.
TOKİ kanalıyla Çorum'da 5400'e yakın konut uygulaması başlattık. Bu konutların çoğunu tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Kalanlarında inşası bitmek üzere. Özellikle Devane'de inşa ettiğimiz TOKİ konutlarımızla bir taraftan şehrin göbeğindeki gecekondu sorununu çözerken diğer taraftan da Çorum'a yepyeni bir meydan kazandırdık. Kent Park projesinin tamamlanmasıyla inşallah Hıdırlık'ın da hem tarihine hem de Kerebi Gazi ile Süheyb-i Rumi Hazretlerinin manevi mirasına yaraşır bir çehreye kavuşacağına inanıyorum. ...2002 yılına kadar... ...Çorum'da sadece... ...59 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. 59 kilometre. Yani... ...79 senede 59 kilometre. Biz buna... ...14 yılda... ...260 kilometre bölünmüş yol ilave ederek... ...319 kilometreye çıkardık. Şu anda... Çorum'da toplam maliyeti 2 milyar lirayı aşan 11 adet projemizin yapımı sürüyor. Çorum İskilip Çankırı Karayolu ile Çorum Merzifon yolunu en kısa sürede tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Böylece havalimanına olan mesafeyi hem süre hem de yol olarak daha da kısaltmış olacağız. Yolcularımız için kabusa dönüşen 40 dilim geçidindeki sıkıntıyı da 2020 senesine kadar tamamen çözüme kavuşturuyoruz. Biliyorsunuz daha önce buradaki tek şeritli dar yolu genişletmiştik. Bu yol tabii sıkıntılıydı. Şimdi ise bu yıl ilk iş olarak 3 Ocak'ta toplam bedeli 480 milyon lira olan yeni yol ve tünel projesinin ihalesini yaptık. Böylece 40 dilim korkulan, çekinilen değil, artık keyifle, gururla seyahat edilen bir güzergah haline gelecek. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi geliyorum hızlı trene. Biliyorum. Hızlı tren Çorumlu sanayicilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hayaliydi, rüyasıydı. Hamdolsun şimdi biz bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. 286 kilometrelik Samsun, Çorum, Ankara hızlı tren hattının 3 kesim halinde proje ihalesini gerçekleştirdik. Bu yıl içinde inşallah projesi etüt çalışmaları tamamlanacak. Sonra da yapım için gereken adımları atacağız. Bu hızlı tren hattıyla Çorum bir taraftan Karadeniz'e, bir taraftan Sivas, Erzincan üzerinden Doğu Anadolu'ya, bir taraftan da Akdeniz ve Ege bölgelerine bağlanmış olacak. Nasıl? İyi mi? Bana bak, hızlı treni beğenmediniz galiba. On beş adet sulama projeleriyle 146 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yalnız bir şey söylüyorum. Sulama birliklerini de kaldırıyoruz.
Bunlarla yürünmez. Büyük ihtimalle çalışmalar yapılıyor. Bu işi belediyeler vasıtasıyla çözmenin yoluna gideceğiz. Zira sulama birliklerindeki tespitlerimiz çok acı ve çok ciddi bedeller ödettiler. Koçhisar Barajı ile 118 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Obruk Barajı ve HES ile 70 bin dekar araziyi suyla buluşturacağız. Çorum sanayi şehri olmanın yanında tarım ve hayvancılıkta da öncü bir vilayetimizdir. Son 15 yılda Çorumlu çiftçi kardeşlerimize 1,2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Çorum'u ve Sungurlu'yu önceki yıllarda doğal gaz ile buluşturmuştuk. Şimdi İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize de doğal gaz sağladık. Dodurga, Mecidözü ve Oğuzdar ilçelerimize ise 2019 yılında doğal gazı getiriyoruz. Bu yapılanlar elbette önemlidir ama yeterli değildir. Çorum'un çok daha iyisine, çok daha güzeline layık olduğunu biliyoruz. Özellikle sanayi, altyapı, ulaşım ve kamu yatırımları alanında sizlerin ihtiyaçlarının, talep ve beklentilerinin farkındayım. Bölgesinin en önemli üretim merkezlerinden biri olan, KOBİ başkenti olan Çorum'un teşvik ve lojistik imkanlar noktasında karşılaştığı sıkıntıları da inşallah çözeceğiz. Çorum turizmde büyük hamle yapabilecek potansiyele sahip. 5000 yıllık tarihiyle Hattuşaş ve Alacahöyük antik kentleriyle şehrin farklı köşelerine yayılmış Selçuklu ve Osmanlı eserleriyle müzeler ve ören yerleriyle Çorum'da kültür turizmini canlandırmamız gerekiyor. Bu noktada bazı projeler, teklif ve planlamalar olduğunu biliyorum. İnşallah bu potansiyeli harekete geçirecek adımları da atacağız. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kardeşlerim, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 senesinde Çorum'u her açıdan layık olduğu yere el birliğiyle taşıyacağız. Allah güç kuvvet verdikçe, sizler bizden desteğinizi esirgemedikçe, mazlumların sığınağı olan bu ülke için çalışmaya, üretmeye, tuğla üstüne tuğla koymaya devam edeceğiz. Sevgili Çorumlular, değerli kardeşlerim, devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip şehirlerimizi ayağa kaldırırken diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri de kaynağında bertaraf ediyoruz. Biz terörü bitirdikçe, terör örgütü tarihinin en büyük zayiatlarını verdikçe bakıyorsunuz birileri hemen rahatsız oluyor. Türkiye'nin başına musallat edilmiş en büyük engeli ortadan kaldırması hem ülkemiz içinde hem de yurt dışında kimi çevreleri çok ciddi rahatsız ediyor. FETÖ'cülerin, bölücü örgüt sempatizanlarının, DAEŞ'li canilerin ve tescilli Türkiye düşmanlarının terörün kökünü kazımamızdan endişeye kapılması elbette doğaldır. İkbalini Türkiye'nin tökezlemesine bağlayanların, kirli planları boşa çıkanların da operasyonlarımızdan hayal kırıklığına uğraması normaldir. Daha düne kadar sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık diyerek devletimize meydan okuyan kifayetsizlerin
Yaşadığı ezimeti de şüphesiz normal karşılıyoruz. Ben teşkilatımla gurur duyuyorum. Elhamdülillah. Rabbim bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için Rabbime hamd ediyorum. Kardeşlerim, isminin önünde, profesör yazan, doçent yazan, kendini gazeteci, düşünür, sanatçı, siyasetçi diye adlandıran birilerinin niçin bu operasyonlardan rahatsız olduğunu açıkçası bilemiyoruz. Neymiş? Bunlar savaş karşıtıymış. Neymiş? Bunlar bölgede çatışma istemiyormuş. Neymiş? Türkiye'nin sınırlarını korumasının yolu YPG terör örgütüyle sulh içinde yaşamasından geçiyormuş. Yememiş, içmemişler, bunun gibi bir sürü ezeyanın altına imza atmışlar. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Ya adama sormazlar mı? Şimdiye kadar aklınız neredeydi diye. Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be? Kan dökülmesine karşısınız da bölücü örgüt Suriye'de girdiği her yerde on binlerce insanı vahşice katlederken niye sizin gıkınız çıkmadı be? Terör örgütü çukur eylemleriyle, bombalı barikatlarla bölgedeki vatandaşlarımızın hayatını zindana çevirirken sözde profesörler, sözde doçentler, sözde sanatçılar, siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya? Profesör olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Doçent olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Benim vatandaşımın canına kast edecekler, onları öldürecekler, siz hala kalkacaksınız. Yok biz savaş istemiyoruz, biz barış istiyoruz. Barış, barış kanla tesis edilmez. Bunlar bunu yaptılar. Madem barış seversiniz, niçin bölücü örgüt mensupları ailelerinin gözü önünde polislerimizi, askerlerimizi, güvenlik korucularımızı şehit ederken üç maymunu oynadınız? Hainler. Niye üç maymunu oynadınız? Neden öğretmenler, imamlar, sokakta yürüyen vatandaşlar, Aybike Hoca, bir bayan, genç bir öğretmenimiz şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı? Necmettin öğretmenimiz şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı? Polislerimiz, askerlerimiz şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı? Onların kanı yerde kalmayacak, bunu böyle biliniz. Bakınız, dün akşam bir kardeşimizin, şu anda teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. Allah razı olsun. Bana ne dedi biliyor musunuz? Cumhurbaşkanım, eşim canlı veya şehit. Ne olur beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler. Bakın, eşi bana bunu söylüyor.
Dedim ki bak biz şu anda her türlü adımları atıyoruz. Elimizde bu terör örgütünden çok kişi var. Biz görüşmelerimizi yapıyoruz. Biz ne yapacak? Yapacak inşallah ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken bir ahlaksızlar, bir adiler. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Profesör olsan ne yazar? Doçent olsan ne yazar? Sanatçı olsan ne yazar? Siz sözde sanatçısınız. Biz burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız? Burası sözün bittiği yerdir, bu böyle bilinsin. Niçin bugüne kadar bir kez olsun bölücü örgütün evlerinden kovduğu milyonlarca Suriyeli için bir araya gelip herhangi bir açıklama yapmadınız? Hem bunların hiçbirini yapmayacaksınız, hem de çıkıp utanmadan, arlanmadan bugün bize barıştan, adaletten bahsedeceksiniz. Biz barış konusunda bizimle yarışa çıkabilecek bir yiğit göremiyoruz. Bunların yaptığı riyakarlıktır, sahtekarlıktır. Daha doğrusu fikir soytarılığıdır. Bunun adı teröristlere canlı kalkan olmaktır. Sözüm ona barışseverlik adı altında bölücü terör örgütüne yardakçılık yapanlar ancak bu şekilde sıfatlandırılabilir. Bunların asıl derdi güvenlik güçlerimizin sınırlarımız ötesinde birer birer tepelediği insanlık düşmanı teröristlere ülkemiz içinden kol kanat germek, destek vermektir. Ancak ne kadar yırtınırlarsa yırtınsınlar, beyhudedir. Gençler, kardeşlerim, nasıl Cerablus ve Elbap'taki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, Afrin'deki, Münbiş'teki teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır. Ülkemizin güney sınırı terörden arındırılıncaya, ülkemiz sınırları içinde tek bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Gizli açık, hiçbir tehdit, hiçbir baskı bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaktır. Kardeşlerim, ülkemizin içeride ve dışarıda yürüttüğü bu çok yönlü mücadele AK Parti olarak bizim mesuliyetimizi de ne yapıyor? Ağırlaştırıyor. Türkiye'nin istikbal ve istiklal mücadelesinde bu kadroya, yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek, vatandaşlarımızın tamamını kucaklayarak yoğun bir çalışmanın içine şimdiden girmemiz gerekiyor. Tamam? Bu konuda mutabık mıyız? Bunları yapacağız, değil mi? Bizim boş geçirecek tek bir anımız dahi yok. Bizim hiçbir vatandaşımızı dışlamak gibi bir lüksümüz yok. AK Parti bir meşrebin, hizbin veya kökenin değil,
milletin partisidir. AK Parti ülkemizi 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak yegane harekettir. Evet, ben buradaki tüm kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine inanıyorum. Ben 2019 seçimlerinde Çorum'dan yeni rekorlar, yeni başarılar bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Sizin samimiyetinize inanıyorum. Rabia'nıza da inanıyorum. Şöyle yoruldunuz galiba, bir kalkın bakalım. Şöyle hep beraber, hep beraber, hep beraber, tek millet. Bu sesiniz Çorum'a yakışmadı. Tek millet. Güzel. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Türküyle. Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Boşnağıyla, Arnavutuyla, Romanıyla, 80 milyon tek millet. Tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğine bak. Rengi şehidimizin kanından alıyor. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. 3 tek vatan. 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Tamam? Öldürmeyiz. Ezanımızı susturmayız. Ona göre yürüyeceğiz. Ve bölme gayreti içerisine girenlere tekrar sesleniyorum. Dışarıda seslendim. Bak, F-16 olur, Cudi'ye ineriz. Tendüre ineriz. Kandil'e ineriz. Mağaralarına ineriz. Ve nerede saklanırlarsa saklansınlar, orada yakalarız. Tanklarla, toplarla, helikopterlerle peşlerindeyiz. Bugün olduğu gibi. Ya çıkmış birisi de ne diyor biliyor musunuz? Duydunuz mu? Siz diyor bir delikli namlı yapamazsanız teröristlerin karşısında ne yaparsınız diyor. Kim bu, duydunuz mu? Kim? Kim? Evet. Ana muhalefetin başındaki zat bu ülkede artık bu devlet, bu hükümet ne yapıyor farkında değil ya. Şu anda ey Kemal Efendi, şu obüsler var ya obüsler, fırtınalar var ya fırtınalar. Onlar bu ülkede yapılıyor elhamdülillah. Yapılıyor. Ve şu anda namlu derken şöyle bir lütfedersen sana bildireyim. O namlular nerede yapılıyor, nerelerde yapılıyor? Sen de istifade edersin. Sana da bir tane hediye ederler. Olur ya, lazım olur bugün. Ve çok daha ileri. Artık İHA'sını ve SİHA'sını yapan bir Türkiye var. Bunu yoldaşların kol kola, omuz omuza dolaştıkların biliyor da sen bilemiyorsun. Partinin içindeki milletvekilin de biliyor da sen bilemiyorsun. Ve işte şu anda elhamdülillah. Bak, bölgede
bütün o dağlarda SİHA'larla olsun, F-16'larla olsun oraları bombalıyoruz. Ve dört, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz var mı? Yok. Evelallah. Tek devletimiz var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tamam? Peki şimdi ne diyoruz? Şimdi ne diyoruz? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Çorum'u hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Kongremiz hayırlara vesile olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Günün anısına Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdim olacaktır. Hediyelerini takdim etmek üzere Çorum İl Başkanımız Sayın Mehmet Karadağ'ı sahneye davet ediyorum. Evet, Saygıdeğer Divanı yerine davet ediyoruz lütfen. Saygıdeğer Divanı yerine davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Kongremizi katılımlarıyla onurlandıran Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için teşekkür ediyor. Kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz. Teşekkürler Çorum. Her şey Türkiye için. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, kongremiz devam etmektedir. Tüm delegelerimizin salonda kalmasını önemli rica ediyoruz. Hepiniz hayırlı günler diliyoruz. Değerli delegeler, en kısa zamanda 10 dakika içerisinde inşallah...